ve yayınlarımız ile ilgili her türlü öneri ve eleştirileriniz için lütfen bize info@radioanatolia.net adresinden yazınız. Batı Yakası programının bu haftaki canlı yayın konuğu müzisyen ve seslendirme sanatçısı Onur Çobanoğlu. Az sonra Skype hattımızda olacak ve İzmir'den canlı yayınımıza katılacak. Bu ilginç söyleşiyi kaçırmayın ve konuğuma sorularınızı lütfen Facebook canlı yayın sayfamızdan yazınız. Sıra geldi haftanın konuğu bölümüne ve İzmir'i arıyoruz. Skype hattımızda Onur Çobanoğlu var şimdi. Sevgili Onur, hoş geldin programımıza, Batı Yakası programı. Lütfen kendini tanıtır mısın? Radyo Anatolia dinleyicilerine, izleyicilerine diyoruz şu anda. Tabii kendisi. Kendimi tanıtabilirim. Adım Onur Çobanoğlu. Müzisyenim. Aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıyım. Aslında kendine sanatçı demeyi seven insanlardan değilim ama seslendirme da bir cenah çok kızabiliyor. O yüzden mecburen kullanmak zorunda hissediyorum. Türkiye'de yaşıyorum. Şu an tabii Türkiye'de sadece bir dört duvar arasında yaşıyorum diyelim. Uzun zamandır müzikle uğraşıyorum, rock müzikle ve farklı projelerim var. Onlarla farklı şekillerde iletişim kurup, kah işte internet üzerinden, kah eskiden virüs öncesi dönemde sahnelerde işte insanlarla bir araya gelmeye çalışıyorum. Hikaye anlatma şekli olarak müziği kullanmayı tercih ediyorum. Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere hayatımı da buna adamaya çalışıyorum. Seni O Ses Türkiye yarışmasında da izlemiştik. Ondan biraz söz eder misin? Birkaç sene önce bu yaptığımız işleri biraz daha bilinir kılmak adına, rock müziği, bir alt kültürü biraz daha bilinir kılmak adına ana akım medyada yayınlanan işte yurt dışında The Voice projesinin bir yerelleştirmesi olan O Ses Türkiye'de performans sergilemiştim. İşte ilk çağrıldığım zaman Soldier of Fortune söylemiştim. Bir çay içip gönderdiler. Ama işte Acun Ilıcalı oradan tekrar gelmeni istiyorum deyince onun daveti üzerine gittim. Ve bu sefer gittiğimde şimdiye kadar buraya gelmiş en iyi rock sesin diyerek gönderdiler. Ve epey de bir ilerleme şansım olmuştu. Ya ben alt kültürümüz, yaptığım müzik gruplarım adına çok sevinmiştim. Çünkü elden geldiğince daha çok insana ulaşmamızı sağladı. Ben bu işleri çok sert, bağır çağır, öfkeyle yapan bir insan değilim. Yani rock müziğin doğasında siz çok daha iyi bilirsiniz. İsyan ve biraz tepki vardır. Yapılan işlerin özünde de o var ama ben bu spektrumun o sert kısmında değil biraz daha yumuşak kısmındayım. Yani bence hepsine ihtiyaç var ama benim iletişim kurma şeklim işi biraz daha pastayı büyütüp hiç dinlemeyen insanları da bu işin içine katma şeklinde. Yani benim kendimce gördüğüm görevim o. Çünkü iyice izole olduktan sonra böyle dört başı mahmur bir şekilde kendi aramızda müzik yaptıktan sonra zaten sınırlı sayıda insana ulaşabiliyoruz. O yüzden ben yaptığımız işlerin, bu müziklerin kaliteli işler olduğunu, çok iyi, çok sesli müzikler olduğunu düşündüğüm için elimden geldiğince bunun iletişimini kurmaya çalışıyorum. O Ses de bunun için iyi bir platformdu. İyi bir mecraydı. Görevine de, yani amacına da ulaştı. Görevini yerine getirdi. Ondan sonra bir hareket de oldu zaten. Hatta sonra benim yurt dışında yapacağım projelerde de farkına varacağım bir dünyada bir kıpırdanma olduğunu da fark ettim. Yani tekrar bir dalga dalga gelen bu rock müzik adımlarının benim için ilk başlangıcıydı diyebilirim. O Ses'ten önce tabii ki bir bin projesi, bir One More Page adında bir heavy metal grubum vardı. Bir albüm yapmıştım ama o albümü bile daha çok insana duyurmasını sağladı O Ses. Ve yani bir şekilde hakkımı teslim ettikleri için de oradan gururlu bir şekilde ayrıldım. Evet, ben de o yarışmayı izlemiştim. Gerçekten çok çok başarılıydın.
Tabii ki daha iyi yerlere gelmeni bekliyorduk, ümit ediyorduk. Pekala, seslendirme konusunda bir şeyler söylemek ister misin? Özellikle ne tür seslendirmeler yapıyorsun? Seslendirme konusunda aslında söyleyecek çok şey var Türkiye'de. Aslında başarıyla gelinmesi gereken her alanda söylenecek çok şey var. Ben bu işin uzmanlarından eğitimini aldım. Yani İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen olsun, işte tiyatrocu Yusuf Köksal olsun, Tayfun Eraslan olsun, işte yani aklıma gelmeyen birkaç tane daha değerli isim var. Bunlardan bu işin doğru şekilde eğitimini aldıktan sonra elimden geldiğince bu işi hem Türkiye'de hem yurt dışında düzgün şekilde yapmaya çalışıyorum. Ne yazık ki Türkiye'de ajanslar ve şahıslar ellerinden geldiğince bu tarz işleri kendi aralarında döndürmeye çalışıyorlar. Onu fark ettiğimden beri zaten ben aklımı kaçırmamak için biraz yurt dışına yönelmiştim. Ve yurt dışından da tahmin ediyorum yaptığım işlerin en büyük ölçekli olanlarını, en önemli firmalar için yaptığım işleri genelde yurt dışı ajanslardan aldım. Yani işte SAP olsun, Tag Heuer olsun, LOT Airlines olsun, yani büyük, çok büyük ölçekli firmaların projelerinde de yer aldım. Kore'den, Çin'den bazı animasyon, oyun çalışmalarında da yer aldım. Onlar biraz daha karakter üzerineydi. Binlerce seslendirme yaptım tabii şimdiye kadar. Yani pek çok seslendirmecinin yaptığı gibi. Genelde çünkü artık o işin ucu bucağı kalmıyor sürekli bir şekilde yapmaya başladığınız zaman. Çok keyif alarak sesli kitaplar yaptım. Storytel'de, Audioteka'da, Kitap Yurdu'nda bulabileceğiniz ve önerebileceğim kitaplar yaptım. İsmimle aradığında çıkabilir Onur Çobanoğlu diye. Mesela Storytel'de Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan kitabını seslendirdim. Seslendirme de bana çok şey kattı. Çünkü biliyorsunuz bu mikrofon arkası işler sadece şarkı söylemekle alakalı değil. Bu işin diksiyon gerektiren, iyi Türkçe gerektiren, iyi iletişim gerektiren farklı alanları da var. Seslendirme bunlardan bir tanesi. Sesli Doğru. kitap bunun belki en zor alanlarından bir tanesi. Hı-hı. Onun dışında hala pek çok firma için seslendirme çalışmaları da yapıyorum. Ne yazık ki yurt dışından daha çok iş alıyorum. Yurt dışında daha çok tanınıyorum. Bu hem müzik anlamında hem seslendirme anlamında. Ve ne yazık ki biliyorsunuz kur farkları nedeniyle de hayatta kalmamı sağlayan yer ne yazık ki dışarısı oluyor. Ve ben ne kadar içinde bulunduğum coğrafyada hani İbn Haldun'un mukaddimesinde söylediği gibi hani coğrafya kaderdir der. Elimden geldiğince ben bu kader içinde bulunduğum yere de katkı sağlamaya çalışıyorum. Ama ne yazık ki böyle coğrafyalarda bu çalışmalar biraz dışarıdan içeriye doğru gidiyor. Yani siz dışarıda pek çok iş yapıyorsunuz. Aa bu adam bu işleri iyi yapabiliyormuş dedirtiyorsunuz. O tabii çok üzücü oluyor benim için ama bu işin doğasında var galiba. Ben çok şikayet etmiyorum. Sürekli çalışmaya çalışıyorum. Seslendirme ve müzik zaten bunun iki önemli ayağı. Müzik yapamadığım zamanlarda seslendirmeye ağırlık veriyorum. Yapabildiğim oranda, talep edildiğim oranda. Onun dışında zaten elimden geldiğince müzik anlamında üretmeye çalışıyorum. Gerek beste, gerek cover kanalım, gerek sahneyle. Bu tabii üç ayaktan sahne ayağını şu an sakatlamış durumdayız virüs nedeniyle. O yüzden yoğun bir şekilde seslendirme projelerine de ağırlık veriyorum. Hatta sadece kazanç değil yani bila bedel insanlara faydası olsun diye yaptığım işler bile oldu. Yani bu virüs dönemine girdiğimizde ben müzisyenlerin çok ciddi sıkıntı yaşayacağını düşündüğüm için bir özel YouTube kanalıyla anlaşıp dopamin diyeti diye bir mesela seslendirme çalışması yaptım. Bunu da neden yaptım? Çünkü biliyorum ki müzisyenler hem hassas insanlar hem de imkanlar zaten zor. Nasıl insanlara fayda sağlarım diye elimden geldiğince iyi yaptığım işleri sadece beni geçindirsin diye değil. Gerçekten evet. Bir pozitif dışsallık sağlamak için de yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Çok güzel, çok başarılı. Önemli ayaklarından bir tanesi. Harika. Şimdi senin video kliplerinden bir tanesini çalmak istiyorum.
Notre Dame'la ilgili. Bunu acaba bize biraz açabilir misin? Nasıl kaydoldu bu Notre Dame? Nasıl Notre seslendirdin? Dame müzikaliyle alakalı ilginç bir olay yaşadım. Hatta videoya da yansıttım. Çok ufak bir yerine yazdım onu. Yaklaşık 700-800 yıllık tarihinde hiç yaşanmamış bir şey yaşandı. O da ben bir hafta önce sahnede İzmir Türk Koleji'nde bir değerli bir devlet müzisyeninin davetlisi olarak Notre Dame müzikalinden iki besteyi seslendirmek için çağrılmıştım. Ben o çalışmayı yaptıktan bir hafta sonra Notre Dame yandı. Yani hatta onun şakasını bile yapmak durumunda kaldım. Yani elime attığım yer kurudu. Ama işin şakası bir yana gerçekten yaptığımız işlere diğer insanları çekmekten bahsediyorsak eğer başka alanlardan da yani cross olarak bu crossover farklı tarzlardan da etkilenmek ve onlarla etkileşmek de gerektiğini düşünüyorum. Benim o fusion ya da işte farklı tarzların bileşimi işlerden çok sakındığım söylenemez. Elimden geldiğince keyif aldığım her şeyi dinliyorum. Yani müzik hayatına Türk sanat müziğiyle başlamış biri olarak ailede udi, neyzen gibi müzisyenler olduğu için farklı tarzlardan beslenmekten çekinmiyorum. Hatta benden bu konuda fikir alan genç arkadaşlara da söylüyorum yani sakın öyle kendinizi sınırlandırmayın. Ben metalciyim diye böyle sert işte böyle aman işte başka yerden şey yapmam ben onu bunu dinlemem durumuna girmeyin diyorum. Eğer yani birazcık bana değer veriyorsanız farklı disiplinlerden beslendiğiniz zaman çok daha tahmin edemediğiniz yerlere gidebiliyor çünkü yetenekleriniz. O yüzden kendini sınırlamadan yapmak gerekiyor bu işleri. Bütün karakterleri, bütün erkek karakterleri eserdeki yansıtmaya çalıştım. Takdir sizin. Şimdi o klibi dinleyicilerimiz, izleyicilerimize göstermek istiyorum. Notre Dame de Paris ve Onur Çobanoğlu. Anlatan en güzel kelime dansıyla yaşarsın hikayede kanat çırpan bir kuş gibi sonsuzluğa cehennem bile az gelir yokluğunda ruhumda dans eder çıplak uykum kaçar dualar ne işe yarar ki nötrüden gel uzat ellerini bu günaha değer onu yok etmek istersin hep içinden o şeytan ruhum senin bir güç ver bana ellerim gezer ruhunda o esmer öldü. Cehennemden gelen şeytan içimde Tanrı'ya bakamaz bu gözlerini Ateşini ektin içime utanç duyar Kalbim yanar tutarken elinle İlk günahı taşır gördüm o taş kalpte Ben bu çingene kızın bir ruhu var mıdır? Taşır insanların yükünü kalbinde. O Notre-Dame beni azat et Tanrım'dan. Aşkın benim olsun güzel Esmeralda. Gözlerinde günaha davet eden Kelimeler yetersiz ki o varken
dans ederken ölümsüzlük hissettiren, sükunetinin altında bir cehennem. Sevgilim günah işledim, beni affet. Tanrı şahit aşkımı zahibi diyen ben. Kim güçlüdür ki vazgeçebilsin senden? Uğruna ruhumu şeytana sattım ben. Hafla deliz, karşılık veremem sana. Varlığın tek anlamı Esmeralda. Ruhumda dans eder çıplak uykum kaçar. Dualar ne işe yarar gün öpmeden. Seni bu günaha değer, onu yok etmek istersin hep içinden. O şeytan bu seni güçler bana, eğilirim geçer ruhumda ısmarlar. Onur Çobanoğlu'ndan Notre Dame dinledik. Gerçekten güzel bir çalışma. Ben elimden geldiğince rock müzik dışında da farklı tarzlardan da beslenmeye çalışıyorum. Yani iyi müziğin rock müziği, pop müziği, klasik müziği ayrımı olmamalı. Tabii ki yapısal olarak farklar var. Çok sesli müziklerin elbette kulağımızda ya da beynimizde yaratacağı etkiler, yaratacağı, uyandıracağı duygular farklı. Daha yoğun armonilerin yarattığı duygular farklı. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani ben işte tarzdan, inançtan, bölgeden, pek çok şeyden bağımsız işlerde de yer aldım. Yani mesela TRT'de yayınlanan İzmir Senfoni Orkestrası'yla yapılan İlahiler Senfonisi'nin koristi olarak da yer aldım. Bir pek çok farklı metal müzikle ilgili çok meşhur, evet. Hatta şu an Amerika'da biraz çalkalanan, yani skandal nedenlerle çalkalanan Megadeth grubunun basçısı David Ellefson'la da sahneye çıktım. Kendimi sınırlandırmıyorum o yüzden. Bel de bu çalışmalardan bir tanesidir. Yani bu işlerin iletişimini kurmak istiyorsanız, ki kurmanız gerekiyor, neler yaptığınızı, nasıl baktığınızı dünyaya ifade etmeniz gerekiyor. Benim de cover kanalım biraz bunu yapmak için kuruldu. Bütün dünyaya göstermek için neler yapılabildiğini ya da neler yapmak istediğimi. Genç seslendirmecilere neler önerebilirsin? Senin değişik sistemlerin var. Genç seslendirmecilere ilk önereceğim şey, herhangi bir konuda önereceğim gibi, ilk önce işin altyapısına sahip olmanız gerekiyor. Yani bunu sesim çok güzel, hadi ben seslendirme yapayım dediğiniz zaman bazı durumlarda benim çok rastladığım gibi zor durumlara da kalabiliyorsunuz. Çünkü zaten hani öğrenme biten bir şey değil. Etimolojik olarak da kelimelerin anlamları da değişiyor. Sizin kullanma şekilleriniz de değişiyor. O yüzden öğrenmeye devam etmeniz gerekiyor. Ama temeli almanız gerekiyor. Yani Dede Efendi'nin de zamanında müzik için söylediği gibi, hani musiki öyle bir denizdir ki, hani paçaları sıvadım hala içine giremedim der o bile. Yani üç ayrı padişaha müzisyenlik yapan bir müzisyenden bahsediyoruz. O yüzden seslendirme de öyle. Her konuda öyle. İlk önce temelli iyi almanız gerekiyor. Diksiyon eğitimi almanız gerekiyor. Ses kayıt teknolojileri üzerine biraz temel düzeyde de olsa bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Yani bu konuları haiz olduğunuz zaman ancak iyi bir sesle onu taçlandırabiliyorsunuz. Ve tabii sevmeniz gerekiyor bunu. O yüzden seslendirme yapmak isteyen, müzik yapmak isteyenlere de aynı şeyi önerebilirim. Hı hı. İlk önce işin temelini oturtmanız gerekiyor. Yani rock müzik yapacağım, ben işte böyle küllü vokaller yapacağım diye giremezsiniz o işin içine. İlk önce nefes almayı öğrenmeniz gerekiyor. Postürü öğrenmeniz gerekiyor.
fonasyon alanlarını kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Temel düzeyde vokoloji, larengoloji, yani size temas eden her alanda temel düzeyde bilgiye sahip olmanız gerekiyor ki fark yaratmak istiyorsanız, daha iyi duyguları aktarmak istiyorsanız temel bilgilerle de yetinemezsiniz. O yüzden elden geldiğince gerçekten tutkulu olduğunuz bir şeyse bunu yapmaya devam etmeniz gerek. Aksi takdirde yolun yarısında bırakırsınız. O yüzden gerçekten severek yapıp yapmayacağınıza karar verin ilk önce. Ondan sonra da işin eğitimini alın. Her konuda olduğu gibi. Türkiye çünkü artık liyakat konusunda çok benim kendi hayatım boyunca en azından gördüğüm en kötü noktalardan bir tanesinde. Yani vasatın hakim olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Biz bu dönemde yaşıyoruz diye bu dönemin gerçeklerini tamamıyla kabul etmek zorunda değiliz. Biraz kalın kafalı da olacağız ki bazı bilgileri koruyup o kalın kafalılığımızı bu zamanlar geçtiğinde insanlara aktarabilelim. O yüzden benim genç arkadaşlarıma, en azından benden daha genç arkadaşlarıma önerim budur. Tutkulu olduğunuz şeyi yapın, temelini iyi oturtun. Ondan sonra zaten öğrenmeyi öğrendiyseniz kolay bir şekilde yol alacaksınızdır. Sevgili Radyo Anatolia dinleyenleri ve izleyenleri, Skype hattımızda Onur Çobanoğlu var. Kendisi müzisyen ve seslendirme sanatçısı, İzmir'den canlı yayınımızda şu anda. Kendisi İngiltere'de de çalışmalarda bulundu. Sevgili Onur, İngiltere'deki çalışmaların var. Ondan biraz söz edebilir misin? Evet, İngiltere'de çalışmalarım var. Yurt dışı çalışmalarım var. İngiltere'de Gravesend adında bir yine metal grubum var. O da tabii virüs döneminde başlayan işlerden bir tanesi. Yani şöyle genel olarak projelerimden bahsetmem gerekirse, virüs döneminde benim bu yurt dışı ile olan bağlantılarımı hızlandıran aslında Koreli bir kompozitörün beni davet ettiği bir proje oldu. Albümünde birkaç tane parça için session olarak beni davet etti. Hatta yazdığı sözleri de bir şekilde düzeltmemi istemişti. Onun o İngilizce sözlerine bir düzenleme yaptıktan sonra seslendirmesini, vokallerini de üstlendim. O projeyle başlamıştı ilk çalışma. Ve yani bu virüs döneminde beni aslında hayata bağlayan işlerden bir tanesi oldu o. Çünkü arkasından bayağı hızlandı yapılan işler. Gravesend projesi de ondan sonra geldi, gelen işlerden de. İşte İngiltere'den bir grupla birlikte bir proje yaptık. Güzel bir parça oldu, Dark Fire adında. Parça hoşuma gitti. Bayağı iyi bir sinerjimiz de oluştu. Onlar da benim grupla kalıcı olarak çalışıp çalışmak istemediğimi sordular. Yapılan iş benim yapmak istediğim işlerden bir tanesiydi. Tavır olarak, tarz olarak ve hoşuma gitmişti. Enerjisi de güzeldi ve kabul ettim. Onlarla bir artık grup çalışması yapmaya başladık. Yani virüs döneminde başlayan bir grup beraberliği. İngiltere'de Gravesend var. Aynı zamanda promosyonu İngiltere'de yapılan ama Sri Lankalı bir şef tarafından yine dünyada bir eliminasyon yapılarak seçildiğim, hatta 12 şarkıcıya indirip sonrasında evet seninle çalışmak istiyorum dediği Morpheus Project adında session solist, evet, olarak çalıştığım, görev aldığım bir proje var. O biraz daha klasik müzik, progressive rock, işte oriental müzik etkileşimli, Orta Doğu müziği etkileşimli bir çalışma. İyi bir çalışma. Dünya çapında müzisyenlerin olduğu bir çalışma. Yani Berkeley'den müzisyenler var, Türkiye'den var, İrlanda menşeli müzisyenler var. Ciddi de bir proje. O da yaptığım işler arasında yine böyle birkaç disiplinin, birkaç farklı müzik tarzının bir araya geldiği işlerden bir tanesi. Onun dışında yine İzmir'de hazır projelerden bahsetmişken Utopia Project adında bir projemiz var. Albümü yayınlanmış. Onlarca müzisyen tarafından bir collaboration dediğimiz o birlikte yapılan işlerden bir tanesi. Orada da hem konser solisti olarak hem de içinde bir bestem olarak Güce Tapan'ın da yine Spotify'da bulabileceğiniz Türkçe bir bestem de var, hı hı, o albümün içinde. Onun dışında şu an aktif olarak proje ürettiğim Alkera adında İstanbul'da mukim yine bir progresif metal grubum var. Daha iki gün önce üçüncü bestemizi yayınladık, Spectral Heaven adında. O da Coexist adlı bir EP'nin üçüncü bölümü olarak yayınlandı. Şu an aktif bir şekilde Alkera ile beste üretmeye devam ediyoruz. Yani One More Page, Utopia Project, Gravesend, Session olarak Morpheus Project. Onun dışında devam ettiğim, şu an aktif olarak yine. Hepsi aktif ama
en şu an üretken dönemimizde olduğumuz Alkera projem var. Yani yoğun bir şekilde sürekli üretmeye devam ediyorum. Cover kanalına da sürekli paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. O yüzden yani benim yaptığım işlerin ne olduğuna dair bir fikriniz olmasını istiyorsanız herhangi bir grubumun Facebook ya da YouTube ya da Instagram sayfası olabilir ya da benim cover yaptığım YouTube kanalım olabilir. Çünkü orada gruplarımı da tanıtmaya çalışıyorum elimden geldiğince. O yüzden yani bu iş artık Türkiye'de değil, yurt dışında da hareketli. Ve zaten progresif metal dediğiniz zaman Türkiye'den çok yurt dışında bu işleri daha ciddi alan bir ekip var. Yani şöyle söyleyeyim, ben şu an örnek veriyorum, İngiltere'deki Gravesend grubumla yaptığım bir çalışmayı Bandcamp sayfasına koymuşuz. Oradan mesela Ohio'dan bir müzisyen, bir gitarist beni başka gruplardan da tanıdığını, oradan da sevdiğini ve artık bu grupla da dinleyeceğini falan yazmış. Yani bu tabii gurur verici bir şey. Çünkü artık marka olmaya başlıyorsunuz demektir bu. Yani gönül ister ki tabii yurt dışında marka olduğumuz gibi Türkiye'de de aynı şekilde bu işleri geliştirebilelim. Bu işler güzel işler. Çünkü dönemsel olarak da yani biliyorum bir 60'lar gibi 2. Dünya Savaşı'nı yaşamış bir kitlenin yarattığı bir müzik değil. Şu an başka bir tepki var. Ama hala tepkiye ihtiyacımız var. Yani hala ses çıkarmaya ihtiyacımız var. O yüzden yurt dışında bu İngiltere'de değer gördüğümüz kadar Türkiye'de de değer gördüğümüz zaman ben başarıya ulaştığımı inanacağım. Evet. Mesela bana sormuşlardı. Ya işte Onur kesinlikle işte Türkiye'de bir rock metalle ilgili bir yarışma olursa katılmalısın diye bir şey söyledi biri. Ben şöyle demiştim. Eğer Türkiye'de rock ve metalle ilgili bir yarışma yapılabiliyorsa zaten onun bir dinleyici kitlesi oluşmuş demektir. O dinleyici kitlesi oluştuysa zaten bana ihtiyaç yok artık. Benim yarışmama gerek yok, bir yerlere çıkmama gerek yok. Yani tabii ki müzik üretmeye ihtiyacımız var ama kendimizi göstermek için müziğin doğasına aykırı şeyler yapmamıza gerek yok. Çünkü benim için bu bir yarış değil. Ben hiçbir zaman yarışmadım zaten. Zaten müzikle yarışılmaz. Yani benim duygum senin duygunu döver diye bir iletişim şekli olamaz zaten. Çok güzel. Ben nasıl etkileniyorsanız ya da bir kitap okurken mesela bu kitap bu kitabı döver diyor musunuz? Çok saçma bir tasnif şekli değil mi? O yüzden elden geldiğince bu kitaplardan ne öğrenebiliriz ya da ne hissedebiliriz ya da bana ne katıyor diye bakmak gerekiyor. İngiltere'deki projeden gittim tabii her şeye bağladım konuyu ama kusura bakmayın. Anlatmak istediğim, iletişim kurmak istediğim şeylerden bir tanesi bu. Yani İngiltere'de işler iyi gidiyor. Umarım Türkiye'de de aynı şekilde gitmeye devam eder. Harika, çok güzel şeyler anlattın. Bu arada yeni projeler devam ediyor tabii. Yeni projelerin yanı sıra konserler yeniden başlayacak mı? Konserlerin yeniden başlayıp başlamayacağı ile ilgili benim yakın zamanda gördüğüm şöyle bir haber oldu. Mesela benim çok sevdiğim ve hatta hala bileğimden bile çıkarmadığım Wacken bilekliğim. Biliyorsunuz Almanya'da Itzehoe bölgesinde kurulan yani dünya çapında müzisyenlerin, grupların yer aldığı bir festival. Metal Müzik Festivali. Mesela orası da dün bir açıklama yaptı. 2022'nin Haziran'a ertelenmiş. Yani büyük festivaller benim içinde bulunmak isteyeceğim ya da sizin gidip deşarj olmak isteyeceğiniz büyük festivallerin 2022'den önce olması çok kolay görünmüyor gibi. Gerçi bana daha bir hafta önce bir büyük bir pist açılışı için bir talepte bulunuldu. Yani 50 bin kişilik bir yere 10 bin kişi sınırla bir projede yer almak ister misiniz diye. Tabii herkes tedirgin, yani tabii almak isteriz ama daha aşı gelmedi. Yani biliyorum bazıları çok aşıyı önemsemiyor ya da etkilerinin ne olacağını da bilmiyor ama şimdi yani göz göre göre de o ateşin içine girmek herkese hadi yap diyebileceğimiz bir şey değil. Bütün grup elemanlarına. O yüzden canlı müzik bir iki ay içerisinde bir hareketlenme olabilir en azından bar projelerinde yani eğlence sektörü Hı-hı. anlamında. Daha yerel eğlence sektörü anlamında. Ama ben yani bar müziği de yaptım ama benim asli işim bar müziği değil. Benim beste gruplarımla daha çok festivallerde, venülerde ve elimden geldiğince daha iyi bir prodüksiyonla daha az sayıda konser vererek bu işlerin iletişimini kurmak. O yüzden tahmin ediyorum benim ilk projem Türkiye dışında bile olabilir. Çünkü PR'ı yapılan işlerden bir tanesi İngiltere ve Mayıs ayında konser planlanıyordu. Bu Mayıs'tan bahsediyorum, geçtiğimiz Mayıs'tan. Yapılamadı haliyle. O yüzden ilk fırsatta olacak konserlerden bir ihtimal İngiltere'de olabilir. O yüzden kestiremiyorum. Ama büyük festivaller 2022'de bu işi yapmaya karar verdiler.
ülkelerin yasal zorunluluklarıyla da alakalı. Ki onlar bu işleri bizden, Türkiye'den çok daha iyi yönetiyorlar. Şimdi bu kadar iyi yönetilen yerlerde bile 2022 Haziran deniyorsa, Türkiye'de bundan çok daha erken olması mümkün değil. Zaten hem rock müzik yapan hem de sağlık sektöründe olan arkadaşlar da var. Onlar da önceden demişlerdi. Yani 2021'de çok heveslenmeyin bu işlere. Evet. Kolay kolay olmayacak demişlerdi. Evet. Herkes bunu aldı. Aynen. Canlı müziğe, iletişime, sosyalleşmeye herkesin ihtiyacı var. Ben yine bakın bir video üzerinde çalışıyorum. Hı-hı. Mesela bu program bittikten sonra o videoyu tamamlamaya çalışacağım. Paylaşmıyorum tabii. Benim yaptığımı bilmiyor insanlar. Bir gün öğrenirler belki. Elim önemli olan, çünkü işe yaraması. Gizliden sizinle de paylaşırım yapacağım videoyu. Harika. Tamam. Seslendirme projesi. Sevgili Onur Çobanoğlu, çok çok teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşiden ötürü. Süremizin sonuna geldik. Son olarak dinleyicilerimizle paylaşmak istediğin duygularını alalım birkaç dakika içerisinde. Teşekkür ederim öncelikle İlhan Bey. Ben çok üzgünüm, sizin sesinizi duyamadım. Yani tam böyle iletişim olmadı. Çünkü evet, ben etkileşmeyi daha çok severim. Yani hele sizin gibi duayen bir müzisyenden öğrenecek çok şey var. Tabii programın konsepti gereği benim sizden öğrenmem çok kolay olmayacaktı. Ama tabii ben zaman bulacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum bu program için. Umarım daha çok insana ulaşır. Umarım doğru iletişimi kurabiliyorumdur. Umarım yaptığım iletişim bu tarzı, bu işleri, bu kültürü, bu alt kültürü doğru şekilde temsil ediyordur. Çünkü ben az yaşamaktan ya da ölmekten değil de doğru yaşamamaktan korkan bir insanım. Umarım doğru bir şekilde yaşayabiliriz. Bunu da daha çok insana aktarabiliriz. Teşekkür ediyorum tekrardan. Ben çok teşekkür ediyorum. Sana başarılar diliyorum. Sevgiler sevgili Onur Çobanoğlu. Hoşça kal. Sağ ol.